Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Yine bu sefer de hücreye devam ediyoruz. Tabii ki hücre bağlantılarından bahsedeceğiz. Hemen sayfamızı değiştirelim ve hücre bağlantıları diyelim. Arkadaşlar, hücre bağlantılarını bitki hücrelerini ve hayvan hücrelerini ayrı ayrı anlatacağım. Bitki hücrelerinde zaten bağlantı olarak tek bir bağlantı çeşidimiz var. Ama hayvan hücrelerinde 3 çeşit bağlantımız var. O yüzden şöyle bakın, yine bir tablo halinde yapıyorum. Şöyle bitki hücresi diyeceğim. Bitki hücreleri şu şekilde yazalım. Bir de hayvan hücreleri diyeceğiz. Hayvan hücreleri. Şimdi arkadaşlar, bitki hücrelerindeki bağlantılara biz plazmodesmata diyoruz. Plazmodesmata. Görüntüyü netleştirelim. Evet. Plazmodesmata dediğimiz bağlantı vardır. Peki nedir bu bağlantı? Hemen ismini yazayım şöyle. Plazmodesmata dediğimiz bir bağlantı. Arkadaşlar, bu bağlantı şöyle gerçekleşiyor. Şimdi bitki hücrelerinin hücre duvarları var, biliyorsunuz. Bu videonun sonunda hücre duvarını anlatacağım. Hücre duvarlarının iç yüzeyleri zarla döşelidir ve arkadaşlar sitoplazma ile dolu. İşte bu plazmodesmata dediğimiz yapı sayesinde delikli bir yapıya sahiptir. Yani plazmodesmata aslında hücre duvarına ne sağlıyor? Delikli bir yapı halini almasını sağlıyor. Bunun sebebi de hani hücre zarı tamam seçici geçirgen, ama hücre zarının etrafında bulunan o hücre duvarı eğer delikli yapıya sahip olmazsa geçirgenlik sağlamaz. Dolayısıyla hücre duvarından içeriye madde geçişi olmaz. Bu da hücrenin ölümüne sebep olur. İşte plazmodesmata dediğimiz yapı bunu sağlıyor. Geçişi kolaylaştırıyor. Arasında madde geçişi gerçekleşiyor. O zaman şöyle diyelim. Bu yapı bitki hücrelerindeki ya da bitki hücre duvarı ile sitoplazma arasında bağlantı kurar ve böylece madde geçişini de sağlar arkadaşlar. Bu bağlantılar sayesinde bitkinin büyük bir kısmı arkadaşlar kesintisiz bir bütün haline gelir. Yani bu bağlantılar olmasa kesinti gerçekleşecek, ama bu bağlantılar sayesinde bitki hücreleri kesintisiz bir bütün haline geliyor. O zaman yazalım. Bu bağlantılar sayesinde bitkinin büyük bir kısmı bir bütün haline gelir. Arkadaşlar, su ve küçük moleküller bu yapılardan kolaylıkla geçer. Onu da yazalım. Su ve küçük moleküller bu yapıdan kolaylıkla geçer. Evet, plazmodesmata dediğimiz olay budur. Sitoplazma ile hücre duvarı arasında bulunan bağlantılardır arkadaşlar. Şimdi geliyorum hayvan hücrelerindeki bağlantılara. Hayvan hücrelerindeki bağlantıları biz 3'e ayırıyoruz. Şöyle bakın, ayırıyorum şu şekilde. Sıkı bağlantılar. Şöyle yazalım, altını çizelim. Şuraya desmozomlar diyeceğim. Desmozomlar. Şu şekilde. Ve son olarak da arkadaşlar, şu kısmı da ne diyeceğiz? Tüplü bağlantılar. Tüplü bağlantılar diyeceğiz. Şimdi ilk önce sıkı bağlantılardan bahsedelim. Arkadaşlar, komşu hücrelerle, biliyorsunuz hayvan hücrelerinde hücre duvarı yok. Dolayısıyla direkt bağlantı nereden gerçekleşiyor? Hücre zarı ile hücre zarı arasında. Yani iki komşu hücresinin hücre zarları arasında gerçekleşiyor. Komşu hücrelerin plazma zarları arasında çok sıkı bir şekilde bağlantı varsa biz buna ne diyoruz? Sıkı bağlantı diyoruz. Evet, şöyle söylediğimizi yazalım arkadaşlar. Ne diyoruz? Komşu hücrelerin zarları arasında sıkı bir bağlantı kurar diyelim. Sıkı bağlantı kurar. Bunu nasıl yapıyor? Özel proteinler sayesinde arkadaşlar yapıyor. Bunu da anlatalım.
Özellikle özür dilerim. Özellikle arkadaşlar hücre dışarısındaki sıvının epitel hücre tabakasının arasından sızmasını engelliyor. Yani örnek vereyim. Mesela deri hücrelerimiz arasında bulunan sıkı bağlantılar ter bezlerindeki sızıntıyı engeller. Ter bez hücreleri arasındaki sızıntıyı engelliyor ve vücudumuzu su geçirmez hale getiriyor. Yani işte yağmur yağdığı zaman diyelim ki vücudumuz ıslandı. İşte o sıvının vücudumuz içerisine girmesini engelliyor. Ayrıca ter bezlerinden işte ter salgılandığı zaman bunun hücrenin hani o iç kısmına doğru değil de hani hücreler arasındaki boşluk var ya o boşluğa değil de arkadaşlar hücrenin dışarısına yani bizim işte koltuk altı olur veya başka bölgelerimizdeki ter bezleri olur. Buralardan salgılanmasını dışarı çıkmasını sağlamış oluyor sıkı bağlantılar. O zaman yazalım. Hücre dışı sıvının epitel hücre tabakasının arasından sızmasını engeller. Örneğin de yazalım isterseniz. Örnek. Deri hücrelerimiz arasındaki sıkı bağlantılar ter bezlerinden gelen suyun sızıntısını engeller diyelim. Sızıntısını engeller. Böylece vücudumuz su geçirmez hale gelir. İşte arkadaşlar sıkı bağlantılar bunu yapıyor. Gelelim bir sonrakine desmozomlara. Desmozomlar arkadaşlar hücreleri güçlü tabakalar halinde birbirine bağlar. Şimdi bunlar sıkı bağlantı yapıyor. Aralarından su sızmıyor gibi düşünün. Zaten gerçekte de o yani aralarından su sızmıyor. Desmozomlar da güçlü tabakalar halinde birbirlerine tutunmasını sağlıyorlar. Ayrıca arkadaşlar hani ara filamentlerden bahsettik ya intermediyer filamentler. Bu filamentler de ne yapıyor? Desmozomları sitoplazma içerisinde sabitliyor. O zaman şöyle yazalım. Hücreleri güçlü tabakalar halinde birbirine bağlar. Ara filamentler desmozomları sitoplazma içine sabitler. Arkadaşlar, mesela bizim kas hücrelerimizin içerisinde de desmozomlar vardır. Bu desmozomlar kas hücrelerinin birbirine tutunmasını, sıkı bir şekilde tutunmasını sağlıyor. Hani bazen kas yırtılmaları gerçekleşiyor ya, işte kas yırtılmaları bu desmozomların kopması şeklinde olabiliyor. Her zaman böyle değil ama genellikle desmozomlar birbirinden kopuyor ve kas yırtılması dediğimiz olay ortaya çıkıyor. O zaman şöyle yazalım. Kas içindeki desmozomlar kas hücrelerinin birbirine tutunmasını sağlar. Kas yırtılmaları genelde desmozom kopmasından kaynaklanır. Evet, bu şekilde desmozomlardan da bahsetmiş olduk. Şimdi geliyoruz son bağlantımıza, tüplü bağlantılar. Arkadaşlar, bunlar da komşu hücreler arasında şöyle sitoplazmik kanallar oluşturuyor. Yani tüplü bağlantı zaten tüp dediğimiz içi boş bir yapıdır, değil mi? Ne oluyor? Tüplü bağlantı sağlamış oluyor. Sitoplazmik kanallar oluşturuyor. O zaman şöyle yazalım. Komşu hücreler arasında
Sitoplazmik kanallar oluşturur. Kanallar oluşturur dedik. Bir diğer özelliği ne? Arkadaşlar bu yapılar sayesinde işte hücreler arasında madde alışverişi gerçekleşiyor. Mesela işte iyonlar, amino asitler, diğer küçük moleküller arkadaşlar geçebiliyor burada. Ayrıca işte kalp kasında hayvan embriyolarında iletişim için mutlaka tüplü bağlantı gereklidir. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle yazalım. Bu yapılar iyonların, amino asitlerin, yani hücreler arası bir nevi ne yapıyor? Alışverişi sağlamış oluyor. Amino asitlerin ve diğer küçük moleküllerin geçişini sağlar. Hatta bazı araştırmalar sonucunda daha büyük moleküllerin de geçebildiği saptanmıştır arkadaşlar. Sadece küçükler değil, büyükler de geçebiliyor. Şunu da yazalım. Kalp kası ve hayvan embriyolarında iletişim için tüplü bağlantı zorunludur. Yani kalp kasında bulunmak zorunda, hayvan embriyosunda bulunmak zorunda arkadaşlar. Evet, böylece hücre bağlantılarını bitirmiş olduk. Ben size bir de hücre duvarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar hücre duvarı diye bir başlık yazayım. Zaten hücre duvarı ile ilgili ve diğer bir ismiyle hücre çeperi ile ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yapısından bahsedeceğiz. Hücre duvarı. Ya da dediğim gibi diğer bir ismiyle hücre çeperi. Nedir hücre çeperi? Hücre zarının dış yüzeyinde bulunuyor arkadaşlar. Hücreyi koruyor, şekil veriyor. Hücrenin aşırı su almasını engelleyen bir yapıdır. O zaman şöyle yazalım. Hücre zarının dış yüzeyinde bulunur. Hücreyi korur, şekil verir, aşırı su almasını engeller dedik. Peki diğer özelliğine nerelerde bulunuyor? Arkadaşlar bitkilerde, daha sonra bakterilerde, mantarlarda ve bazı protistalarda bulunuyor. Yazalım o zaman bitkilerde, mantarlarda, bakterilerde ve bazı protistalarda bulunur. Zaten şimdi bu yazdığım canlıların hepsini teker teker sınıflandırmada işleyeceğiz. Orada da yine hücre duvarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi genç bir bitki hücresi ilk önce esnek yapıda bir duvar salgılıyor. Arkadaşlar biz bu esnek yapıda olan ince duvara ne diyoruz? Birincil hücre duvarı diyoruz. Daha sonra bu birincil hücre duvarı hücre olgunlaşıp büyüdükçe güçleniyor ve daha böyle katı bir hale geliyor. Hücre yaşlandığını aslında belirlemiş oluyor. Genç hücrede biraz daha esnek yapıdadır ve birincil hücre duvarı diyoruz. Hücre büyüyüp yaşlandıkça arkadaşlar daha da katı hale gelmiş oluyor. Bitkilerdeki hücre duvarları, hani burada plazmodesmatadan bahsettim ya, hücre duvarları bu plazmodesmata dediğimiz yapılar sayesinde delinmiş durumdadır ve birbirleriyle bağlantı halindedirler. O zaman şöyle yazalım. Genç bitkilerde esnek ve ince yapıdadır. Bu yapıya birincil hücre duvarı denir. Birincil hücre duvarı denir. Arkadaşlar komşu hücreler arasında ikincil hücre duvarı falan da ekleniyor gibi işte Campbell'da yazıyor ama ben ona çok fazla değinmek istemiyorum. Şimdi birincil hücre duvarı ince ve esnek olduğunu bilmemiz yeterlidir bence. Ayrıca şunu da yazalım. Bakın hemen yan tarafa yazıyorum. Hücre duvarları bitkilerde olan tabii ki genellikle komşu hücreler arasında plazmodesmatalar ile delinmiş durumdadır. Delinmiş
durumdadır ve bu sayede ne oluyor zaten? Bu sayede de bağlantı kurulmuş oluyor. Şimdi bitkilerde selülozdan oluşuyor dedik. İşte bakterilerde peptidoglikan yapıdan oluşuyor diyeceğiz. Ama burada ben bundan bahsetmeyeceğim arkadaşlar, yapısından. Bitkilere geldiğimiz zaman orada bahsedeceğiz. Bakterileri anlattığımız zaman yine orada bahsedeceğiz. Evet, bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda şimdiye kadar anlattığım hücre kısımları ile ilgili bir soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Daha sonra hücre üzerinden madde geçişlerine geçiş yapacağız. Madde geçişleri ile ilgili de ayrı bir soru çözümü yapmayı düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum ve hoşça kalın.